Merhaba arkadaşlar, ben Yeni Sistem Matematik YouTube kanalından Zafer Hoca. Konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 16 numaralı kazanım testimizin ilk sorusuyla başlıyoruz. Sorumuzda diyor ki, P ise Q denktir, P'nin değili veya Q denkliğini tablo yöntemiyle gösteriniz. Daha önce demiştik ki, eğer iseyi veya'ya dönüştürmek istiyorsanız, P ise Q'yu veya'ya dönüştürmek istiyorsanız yapmanız gereken neydi? Birinci önermenin değilini almak, araya veya koyup ikinci önermeyi aynen yazmak demiştik. Peki bu buna denk mi? Bunun ispatını yapacağız bugün bu sorumuzda. Nasıl yapacağız? Önce bakıyoruz hangi önermelerimiz var. Yani hangi sütunları kullanacağız? P önermesi olduğu için birinci sütunumuzda P olmalı. Sonra Q önermesi olduğu için ikinci sütunumuzda Q önermesi olmalı. Sonra ikisinin birleşimi var. Bakın P ise Q var. Öyleyse buna da bir sütun ayırıyoruz. P ise Q'yu da kullanacağız. Sonra bakıyorsunuz P'nin değili var. O zaman P'nin değiline de bir sütun kullandık. Bir de P'nin değili veya Q var. Buna da bir sütun kullandık. Peki 4 tane satır olacak değil mi? Çünkü burada 2 tane önerme var bakın. Hemen 4 tane satırımızı hızlıca çizelim. Evet, gelelim tablomuzu doldurmaya. Birinci önermemiz için 4 tane durum varsa bunlardan 2 tanesine doğru, 2 tanesine yanlış diyorduk. İkinci önermemiz için 1 doğru, 1 yanlış, 1 doğru, 1 yanlış yazdığımızda 4 tane durum ortaya çıktı. Gelelim P ise Q'yu bulmaya. P ise Q'yu bulurken şurası P önermesi olmuş oluyor. Burası Q önermesi. Biliyorsunuz ise 10 numarayı sevmiyordu. 10 numarayı burada gördü bakın. Şurada bir 10 numarayı gördü. Onu gördüğü zaman 0 veriyor. Geri kalan durumlarda ise 1 veriyordu ise. Sonra geçelim P'nin değilini bulmaya. P eğer 1 ise P'nin değili 0'dır. P burada bakın 1, değili 0 olur. P burada 0, değili 1 olacaktır. P burada 0, değili 1 olacaktır. Şimdi gelelim P'nin değili veya Q'yu bulmaya. Onu bulurken de bakın P'nin değili işte burada. Q önermesi de burada ama arada veya bağlacı var. Veya bağlacını biz kısaca toplama gibi düşünüyorduk. Eğer ikisini toplarsak burası 1 olacaktır. Burası Q önermesi, burası P'nin değili. Dolayısıyla ikisi toplandığında 0 olacaktır. Burası 1, burası 1 toplandığında 1 olacak demiştik. 2 olmadığı için 0 ile 1 toplandığında 1 yapacak. Şimdi bakalım denk oldu mu? Biz hangi ikisinin denk olduğunu ispatlamaya çalışıyorduk. P ise Q'nun bakın değerleriyle P'nin değili veya Q'nun değerleri aynı çıktı. Öyleyse biz bu iki önerme için ne diyeceğiz? Bu ikisi birbirine denktir dememiz gerekiyor. Geçelim hemen ikinci sorumuza. 16 numaralı testimizin ikinci sorusu. İkinci sorusunda demiş ki bu denkliklerden kaç tanesi doğrudur? Hemen birinciyle başlayalım. Bakın burada ise var ve 10 numara. 10 numarayı gördüğü zaman ise 10 numarayı sevmediği için sonucu hemen 0'ı basıyordu. Sonra burada bir değili var. 0'ın değilini de ekleyelim. Arada veya bağlacı var. Burada ise arkadaşlar 0'ın değili yazdığı için buraya direkt 1 yazabilirsiniz. Burada ise diğer durumlarda hep 1 veriyordu. O zaman şurası da 1 olacaktır. Denktir dedik. Sıfırın değili yerine tekrar 1 yazalım. 1 veya 1. Veya'yı toplama gibi düşünürsek sonuç 1 oluyordu. Çünkü 2 bulunmadığı için ya 0 ya 1 yazmamız gerekiyor. Bunu 1 kabul ediyorduk veya da. Dolayısıyla birinci maddemiz doğru. Bunun yanına artıyı koyalım. Geçelim ikinci maddemize. İkinci maddemizde ise 0'a 0 olduğu zaman sonucun 1 çıktığını biliyoruz. Çünkü sadece 10 numarayı gördüğümüz zaman 0'ı basacaktık. Arada ise bağlacı var. Sonra bu parantezin sonucunu bulalım. Yine burası da 1 olur. Ama 1'in değili de var. Bakın parantezin içine 1 bulduk. Değilini alınca 0 oldu. Evet ise 10 numarayı gördü. İse onu gördüğü zaman 0'ı basıyordu. Dolayısıyla bu da doğru. Gelelim 3. önermemize. 0'ın değili yerine şuraya direkt 1 yazarsak. Sonra arada veya var. 1 veya 1 ne yapacaktır? 1 yapacaktır. Ama 1'in değili var bir de bakın şurada. 1'in değili ne olur? 0 olur. Arada ise bağlacı var. Burası aslında ne olursa olsun hiç önemli değil. Çünkü 10 numarayı görmediği zaman ise 1'i basıyordu. Dolayısıyla üçüncüsü de doğru. Geçelim dördüncüsüne. Dördüncüsü de çok karışık gibi gözüküyor. Ama ne yapalım? Şu en içteki parantezden başlayalım. Veya arkadaşlar hiç bakın ona bile uğraşmaya gerek yok. Çünkü ise de şu birinci önerme 0 olduğu zaman ikincisi ne olursa olsun hiç önemli değil. Çünkü 10 numarayı görmediği zaman ise sonuca 1'i basıyordu. Burası da sonuç olarak 1 olacaktır. Şu köşeli parantezin İçerisine hemen biri yerleştirdik. Sonra aradaki şu ise bağlantısını yazdık. Bağlacını yazdık. Sonra ikinci şu büyük paranteze baktığımızda bakın şurası sonuçta bir önerme. Ne olduğunu bilmiyoruz. Şurayı şöyle komple düşünün. Bura ne olursa olsun ikinci önerme 1 olduğu için yine ise 10 numarayı görmediği zaman sonuca 1 basıyordu. Buranın 10 olma şansı yok. Çünkü burası 0 değil.
Dolayısıyla 1 ise 1'in sonucu da 1 yapacaktır. Bu da doğru. Denkliklerinden kaç tanesi doğru diyor? Biz 4 tanesi doğru diyeceğiz. Cevabımız E seçeneği olmalı. Geçelim 3. sorumuza. Burada P, R ve Q'nun doğruluk değerleri verilmiş. Bize şıklardan hangisinin yanlış olduğunu sormuş. Öyleyse A şıkkıyla başlayalım. Bunları yerleştireceğiz tabii yerlerine. P'nin doğruluk değeri 1'miş. Sonra araya ise'yi koyduk. Sonra Q'nun doğruluk değeri 0'mış. Parantezimizi kapattık. Sonra ise R'nin değili. R 1 olduğu için R'nin değili yerine de 0 yazacağız. Önce parantezden başlayalım. Burada ise 10 numarayı gördüğü için 0'ı bastı. Sonra 0 ise 0'ın da 1 olduğunu biliyoruz. 10 numara dışında ise'deki bütün sonuçlar 1'di. Öyleyse bu önerme doğru. Bize yanlış olanı soruyor. Geçelim B seçeneğine. B seçeneğinde P'nin değili gördüğümüz yere P 1 olduğu için 0 yazacağız. Hemen yazalım. Sonra arada ise bağlacı var. İkinci önermenin ne olduğu hiç önemli değil. Çünkü 10 numarayı görmediği için buranın sonucu 1 olacak ama hadi yine de yazdık. Gelelim Q önermesine. Q önermesi 0. Yine ikinci önermenin hiçbir önemi yok ama yine de yazalım. R'nin değili de 0 yapar. Sonra denkliğimizi yerleştirdik. Önce şuradan başlayalım. Şu parantezin sonucu biliyorsunuz 1. Çünkü 10 değil. Buranın sonucu da 1. Öyleyse 1 ise 1'in sonucu da 1 olacaktır. Dolayısıyla bu da doğru çıktı. Bizden yanlış olan istemişti. Gelelim C seçeneğimize. C seçeneğinde P yerine 1 yazacağız. İşte bunun 10 olma şansı var. Sonra Q'nun değili. Q'nun değili 1 olur. Bu da 10 numara olmadığı için bunun sonucu da 0'dı. Pardon 1'di. Sonra arada ise bağlacı var. Burada ise R gördüğümüz yere 1'i yazdık. Arada ise bağlacı. Sonra P'nin değili. P'nin değili bakın 0. Onu da yerleştirdik. Şimdi buranın sonucu biliyorsunuz 1. Ama ikincinin sonucu bakın ise 10 numarayı sevmediği için burada bakın 10 numara var. Hemen burada 0'ı yerleştirdik. Tekrar 10 numara oluştu bakın. 10 numarayı gördüğümüz zaman ise 0'ı veriyordu. Dolayısıyla yanlış olan şık C seçeneği olmalı. Aynı mantıkla D ve E seçeneklerini de size bırakıyorum. Geçelim 17 numaralı testimize. Bu testimizde arkadaşlar önermenin değili aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Öyleyse P'nin değili ise Q'nun değili önermesinin bize değilini soruyor. Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar ise de değili bulurken yapmanız gereken işlem şu. Aradaki ise'yi veya'ya dönüştürmeniz gerekiyor. Peki nasıl veya'ya dönüştürüyorduk? Hemen hatırlayalım. Birinci önermenin değilini alıyorduk. Şimdi burada birinci önermemiz P'nin değili. Bunun değilini alıyoruz. Araya veya'yı koyup ikinci önermeyi aynen yazıyoruz. İkinci önerme burada Q'nun değili. Daha sonra işte bakın bir de parantez değili var. Onu da mutlaka eklemeyi unutmayalım. Sonra P'nin değilinin değili yerine P önermesini yazdık. Arada veya bağlacı var. Bir de Q'nun değili var. Parantezin dışındaki değiline işte şimdi geldi sıra. De Morgan kuralları artık uygulanabilir. Biliyorsunuz De Morgan V'de ve veya bağlaçlarında kullanılıyordu. Neydi De Morgan? Parantezin dışında eğer değil varsa şu birinci önermenin değilini alıyoruz. Aradaki veya'yı ters çeviriyoruz. V oluyor. Sonra da ikinci önermenin değilini alıyoruz. Q'nun değilinin değili de Q olacaktır. Şimdi arkadaşlar sonucu bulmuş olduk. Öyleyse cevabımız B seçeneği olmalı. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi burada da aslında uzun yöntemle yapılabilir. Az önce yaptığımız gibi ise'yi veya'ya dönüştürürsünüz. Şuradaki ise'yi. Sonra buradaki ise'yle veya'ya dönüştürürsünüz. Ama soru uzar. Bunun daha kısa bir yöntemi var. Şöyle. Biz biliyoruz ise'de. İse 10 numarayı gördüğü zaman yani birinci önerme 1, ikinci önerme 0 olduğu zaman sonuç 0'dı. Geriye kalan tüm durumlarda sonuç 1'di. Burada da arkadaşlar yani geriye kalan durumlar neler? Mesela birinci önermenin 0, ikinci önermenin 0 olması, birinci önermenin 1, ikinci önermenin 1 olması, birinci önermenin 0, ikinci önermenin 1 olması. Geriye kalan durumlar bunlar. Bunların hepsinde de sonuç 1 oluyordu. Şimdi buraya baktığımızda bakın şurası komple bir önerme sonuçta. Ve arada ise var. İkincisi ise 1. Yani şurasının sonucu 1 de olsa 0 da olsa ikincisi 1 olduğu için bakın. Yani bunun 10 olma şansı yok. Dolayısıyla bu önermenin denkliği kesinlikle 1 olacak. Buranın ne olduğunu bilmemize gerek de yok aslında. Ne olursa olsun sonuç 1 olacak. Peki bize 1 önermesinin değilini soruyor. 1 önermesinin değiline ne diyeceğiz cevap olarak? 0 diyeceğiz. Yani cevabımız A seçeneği olmalı. Geçelim 3. sorumuza. Karekök 4 eşittir 2 ise 2'nin karesi eşittir 4 önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Arkadaşlar şu önermeye mesela P önermesi diyelim.
Bu önermeye de, ikinci önermeye de Q önermesi diyelim. Arada da ise bağlacı var. Bakın P ise Q. Bu önermenin bize değilini soruyor. Demişti ki ise'nin değilini bulurken veya'ya dönüştürün. Peki nasıl veya dönüştürüyorduk? Birinci önermenin değilini alıyoruz. Araya veya koyup ikinci önermeyi aynen yazdık. Şimdi bize bunun değilini soruyor. Bunun değili alınırken De Morgan aklımıza geldi. De Morgan'da parantez açıldığında şu birinci önermenin değili alınır. Zaten burası P'nin değilinin değili alındığında P olacak. Aradaki veya ters çevrilir V olur. Q'nun da değilini aldığımızda demek ki son şeklimiz bu oldu. Peki P önermesi neydi arkadaşlar? Kök 4 eşittir 2. Bunun yerine yazıyoruz. Kök 4 eşittir 2 veya pardon V bağlacı. Sonra Q'nun değili. Yani 2 üzeri 2 eşittir 4 önermesinin değili ne olur? 2 üzeri 2 eşit değildir 4 olacak. Bunun aynısı hangi şıkta var? Kare kök 4 eşittir 2 ve 2'nin karesi eşit değildir 4. Yani cevabımız D seçeneği olmalı. Geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda derslerime çok çalışırsam üniversitede istediğim bölüme girerim önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada çalışırsam dediği için bakın arada ise bağlacı varmış gibi düşüneceğiz. Yani birinci önerme derslerime çok çalışırım. Yani şurası P önermesi olmuş olsun. Derslere çok çalışmak meselesi. Sonra arada ise var. Derslerime çok çalışır isem üniversitede istediğim bölüme girerim diyor. İkinci önerme de Q önermesi burası. Üniversitede istediğim bölüme girerim. Şimdi bize bu önermenin değilini sorduğu için demişti ki ise de değil bulunurken ne yapmamız gerekir? Önce veya'ya dönüştürmemiz gerekir. Birinci önermeyi değilini alıyoruz. Araya veya koyup ikinci önermenin ise aynısını alıyoruz. Sonra bunun değili alındığında birinci önermenin yani parantez açıldığında De Morgan kurallarından birinci önermenin değilinin değili kendisi yapacak. Aradaki işaret V oldu. Sonra ikinci önermenin değili oldu. Dolayısıyla yapmamız gereken yani P önermesini aynen yazmak. Derslerime çok çalışırım. Aradaki bağlacımız ve şurada var bakın. Derslerime çok çalışmam ve üniversitede istediğim bölüme giremem. Ha, yanlış olmuş. Burası çünkü değilini almış. Ve başka nerede var? A şıkkında var. Derslerime çok çalışırım ve sonra diğer ikinci cümlenin değilini alacağız. Üniversitede istediğim bölüme giremem. Evet. İstediğim bölüme girerimin değili. İstediğim bölüme giremem. Yani cevabımız A seçeneği olmalı. Geçelim 18 numaralı testimize. Burada birinci sorumuzda demiş ki P ise Q önermesinin karşıtı yanlış olduğuna göre P'nin değili ve Q önermesinin parantez değili önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir? Şimdi önce arkadaşlar bu P ise Q önermesinin karşıtını bulacağız ve sıfıra eşitleyeceğiz. Çünkü yanlışmış. Peki ne demiştik? P ise Q önermesinin karşıtı dendiğinde yapmamız gereken şey neydi? Karşı tarafa geçirmek. Yani bununla bunu yer değiştirmek. Karşıtı bulunurken Q'yu bu tarafa alıyoruz. P önermesini de bu tarafa alıyoruz. Şimdi karşıtını bulduk. Peki karşıtı yanlışmış. Yani bu sıfıra denkmiş. Peki ise önermesi ne zaman sıfır oluyordu? İse 10 numarayı gördüğü zaman sıfır oluyordu sadece. Demek ki bunun 10 olması gerekiyor. Yani Q önermesinin 1, P önermesinin ise 0 olması gerekir. Yazalım. Q önermesinin doğruluk değerini 1 bulduk. P önermesinde doğruluk değerini 0 bulduk. Şimdi gelelim sorulan şeye. Sorulan şey parantez içerisinde P'nin değili ve Q'nun parantez değili. İsterseniz önce bunu düzenleyelim. De Morgan kurallarına göre parantez açıldığında birinci önermenin değili alınırdı. Öyleyse P'nin değilinin değili alındığında P yapacak. Aradaki V ters çevrilecek veya olacak. Sonra da Q'nun değili alınacak. İşte önce parantezimizi açtık. Şimdi yerleştirelim. Q önermesinin doğruluk değerinin 1 bulmuştuk. P önermesini 0 bulmuştuk. Şu P yerine 0 yazalım. Arada veya var. Q'nun doğruluk değerini 1 bulduk. 1'in değili de 0 yapacak. Veya'yı toplama gibi düşündüğümüz için sonuçta 0 olmalı. Yani cevabımız E seçeneği. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda P veya Q ise R'nin değili önermesinin tersinin 0 olduğunu söylemiş. Buna göre P ve Q'nun değili parantezi kapattık ya da R önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir demiş. Şimdi konuyu anlatırken önceki videolarımızda burada tersinin ne olduğunu bahsetmiştik arkadaşlar. Şöyle hatırlayalım. P ise Q önermesinin karşıtı dendiği zaman ikisini yer değiştiriyorduk hatırlarsanız. Fakat burada karşıtı demiyor, tersi diyor.
Tersi dendiği zaman da yaptığımız şey şuydu. Birinci önermenin değilini alıyorduk. Araya yine ise'yi yerleştirip ikinci önermenin değilini alıyorduk. Bir ise önermesinin tersi bu şekilde bulunuyordu. Bakın bu değili değil, bu tersi. Bundan bahsetmiştik konuyu anlatırken. Şimdi öyleyse bu önermenin tersini bir bulmaya çalışalım. Tersi bulunurken ne yapacakmışız? Şurası birinci önerme. Bu önermenin değilini alıyoruz. P veya Q önermesinin değilini aldık. Araya ise koyduk. Sonra ikinci önermenin değilini alıyoruz. Bunun da değil alınırsa R'nin değilinin değili R olacaktır. İşte bu tersi olmuş oldu. Tersinin doğruluk değeri sıfırmış. Peki ise ne zaman sıfır oluyordu? 10 numarayı gördüğü zaman, yani şuranın doğruluk değeri 1 olmalı. Buranın doğruluk değeri de 0 olmalı ki 10 numarayı görsün ise ve sonuca 0'ı versin. Peki buradan R'nin doğruluk değerini bulduk. R 0, hemen şu kenara yazalım. R'nin doğruluk değeri 0. Güzel yazamadım, bunu düzeltiyorum. R'nin doğruluk değeri 0. Bunu kutu içerisine alalım. Şimdi gelelim şu ikincisine. Bunun arkadaşlar bakın sonucunun değili alındığında 1 yapıyorsa demek ki bu P veya Q önermesi 0 olmalı ki değili 1 olsun. Peki veya'yı da biz toplama gibi düşünüyorduk. Veya da ne zaman 0 çıkardı? İkisi de 0 olduğu zaman ancak. Çünkü herhangi bir 1 olduğunda sonuç 1 çıkıyordu. Buradan da P önermesinin doğruluk değerini 0, Q önermesinde doğruluk değerini 0 bulduk. 3'ü de bulundu. Şimdi gelelim sorulan şeyi de yerleştirmeye. Onu da yeşille yapalım. Önce sorulan şeyi yazıyorum. P ve Q'nun değili. Parantezimizi kapat ya da R'yi yazdık. Şimdi yerleştirelim. P'nin doğruluk değeri 0. O zaman P'nin yerine 0 yazıyorum. Araya veya bağlacımı yerleştirdim. Q'nun değili. Q 0 olduğu için Q'nun değili 1 olacak. Sonra arada ya da bağlacımız var. R'nin doğruluk değeri de 0. Onu da yerleştirdim. Şimdi şunu bulalım önce. Burada V bağlacından dolayı ikisi çarpılır ve sonuç 0 olur. Arada ya da bağlacı var. Ya da her iki taraf aynı ise sonuç 0 oluyordu. Biliyorsunuz öyleyse cevabımız B seçeneği olmalı. Geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuzda önermesinin karşıt tersi yanlış olduğuna göre bu önermenin aşağıdakilerden hangisine denk olduğunu sormuş. Önce karşıt tersini bir hatırlayalım. Karşıt tersi neydi? Hemen şurada P ise Q önermesinin karşıt tersini bir hatırlayalım. Karşıtı dendiği zaman yapmamız gereken şey bununla bunu yer değiştirmekti. Tersi dendiği zaman yapmamız gereken şey ikisinin de değilini almaktı. Karşıt tersi deyince ikisini birden yapıyorduk. Yani hem yer değiştiriyoruz hem değilini alıyoruz. Yani Q önermesinin değili bu tarafa geçti. P önermesinin değili de bu tarafa geçti. Karşıt tersini hatırlamış olduk. Şimdi gelelim sorumuza. Burada bakın iki tane önerme var. Şurası bakın birinci önerme gibi düşüneceğiz. Yani şuradaki P gibi düşüneceğiz. Şurayı da komple ikinci önerme gibi düşüneceğiz. Peki bunun karşı tersi bulunurken ne yapılır? Şuraya karşı tersini yazacağım şimdi ben. Ne yapmam gerekiyordu? Şuradaki önermeyi bu tarafa geçirmem gerekiyordu. Fakat değilini alarak. Şimdi bunun zaten bir değili var ya, bir daha değilini alınca o değil kalkacak. Yani R'nin değili ve S önermesi bu tarafa geçmiş oldu. Normalde bunun değili var. Fakat bir daha değilini almam gerekiyor karşı tersini bulurken. İki tane değili kendisi olacağı için ben bir daha uğraşmamak için yazmıyorum. Yani şu değili kalkmış oldu. Sonra arada ise var. Sonra şu diğer önermeyi de bu tarafa karşıya geçireceğiz. Fakat yine bunun da değili alınacak. Bu P ise Q'nun değili önermesi bu tarafa geçecek ve bir de değil alınacak. Değilinin değili kendisi olacağı için yine bu değillerini kaldırıyorum. Evet, şimdi karşı tersini bulduk. Karşı tersi yanlış diyor arkadaşlar. Yani bunun doğruluk değeri sıfırmış. Biliyorsunuz ise de sıfır olduğu zaman hemen sonuca ulaşabiliyorduk. Çünkü ise ne zaman sıfırı basıyordu? Onu gördüğü zaman. Onu sevmiyordu. Dolayısıyla burası 1 olmalı. Burası 10, 0 olmalı ki ise onu görsün ve sonuç 0 olsun. Tamam. Peki buranın 1 olması için. Şurayı 0 düzeltelim. Buranın 1 olması için ne olması gerekir? Çünkü V bağlacı arkadaşlar çarpma gibi düşünüyordu. Burası da 1 olmalı. Burası da 1 olmalı ki çarpımlarının sonucu 1 olsun. R'nin değili eğer 1 ise R'nin bir 0 olduğunu bulduk. R'nin doğruluk değeri 0. Peki S'yi de 0 bulduk. Onu da buraya hemen yazalım. Gelelim diğer tarafa. Yine burada bakın ise var. İse ne zaman 0'a eşit olur? Onu gördüğü zaman. Öyleyse burası 10 olmalı. P'nin de doğruluk değerini bulduk. 1. Q'nun da doğruluk değerini bulduk. O da 0 olmak zorunda. Şimdi gelelim sorumuza. Sorumuz neydi? Bakın şunun bize doğruluk değerini soruyor. Öyleyse bulduğumuz değerleri burada yerleştirelim. Şuradan ben devam ediyorum.
P'nin değili yerine 0 yazacağız. Arada ya da bağlacımız var. Sonra Q yerine 0 yazacağız. Çünkü Q'yu 0 bulmuştuk bakın burada. Arada V bağlacı var. Parantezimizi açtık. R'nin değili 1'di. R'nin değili yerine 1 yazdım. İse bağlacı var. S önermesi 0'dı. Sonra bunun da tamamının değili var. Gayet kolay bundan sonrası. Ya da bağlacın iki tarafı aynı olduğu zaman sonuç 0 oluyordu. Sonra V bağlacı var. İse onu gördüğü zaman 0'ı basıyordu. Öyleyse 0'ın değili olacak burası. 0'ın değili, şurada bir tane değil var çünkü. 0'ın değili 1'di. Ama sonuçta arkadaşlar buradaki çarpma işlemimizin sonucu 0 çıkacak. Yani 3. sorumuzun cevabına A diyeceğiz. Geçelim 4. sorumuza. Önermesinin tersi yanlış olduğuna göre yine aynı konuyla ilgili hemen hatırlayalım. P ise Q önermesinin tersi dendiği zaman yapmamız gereken birinci önermenin değilini almak, araya ise'yi koyup ikinci önermenin de değilini almak. Bu tersiydi. Öyleyse bakın şurayı komple bir önerme gibi düşünüyoruz. Yani şu P gibi düşünüyoruz. Şurayı da komple Q gibi, yani şu ikinci önerme gibi düşünüyoruz. Tersi dediği için bu önermenin bunun değilini alacağım. P ve Q önermesinin değilinin bir daha değilini alacağız. Çünkü tersi demiş. İki defa değil alındığı için kendisi olacak. Öylesi değilleri kaldırdım. Araya yine ise'yi yerleştirdim. Veya bulunsun en son yapalım o işlemi. Bu önermenin değilini alacağım tersi dediği için. Sonra araya ise'yi yerleştirdik. Sonra da ikinci önermemizin değilini alacağız ki tersini bulalım. Evet, tersini bulduk şimdi. Bunun yanlış olduğunu söylüyor. Yani bu önerme sıfıra denk. Şimdi burada değilinin değili alındığı zaman kendisi olacak. Bunları kaldırıyorum. Tamam. Sonra şunu da bulabilirsiniz. Çünkü burada V var. V'nin değili alınıyor ya. Öyleyse burada De Morgan kuralı uygulanabilir. De Morgan V'de kullanılabiliyordu veya da kullanılabiliyordu. Öyleyse şu birinci önermeyi aynen yazıyorum. P ve Q önermesi. Arada ise bağlacı. Sonra De Morgan'dan yararlanarak bu parantezi açarsak şu birinci önermenin değili zaten R'nin değili var. Bir daha değilini alırsak R olur. Aradaki V'ye bağlacı veya olur. Sonra da S'nin değili olur. İşte bu denkmiş sıfıra. Peki ise ne zaman sıfır oluyordu hatırlayalım. Şu birinci önermemiz 1 olduğu zaman, ikinci önermemiz de 0 olduğu zaman sonuç 0 oluyordu. İse onu gördüğü zaman, ise onu sevmiyordu. Sonra buranın 1 olması için her ikisi de 1 olmalı. Çünkü V de biliyorsunuz çarpma işlemi gibi düşünüyorduk. P de 1'dir. Q da 1 olmalı. Burada ise veya'nın 0 olması için bu da 0 olmalı, bu da 0 olmalı. Çünkü veya'yı toplama gibi düşünüyorduk. Dolayısıyla R 0, S'nin değili 0 ise S'nin doğruluk değeri de 1 olur. Şimdi gelelim sorulan şeyi bulmaya. Sorulan şeyi de arkadaşlar şuradan şöyle okumuzu çekelim. Şuradan yapmaya başlayalım. R gördüğümüz yere 0'ı yazdık. Arada ise bağlacı var. Sonra S'nin değili. S'nin değili de 0 olur. Arada yine ise bağlacı var. Q'nun değili. Q 1 ise değili 0 olur. Arada veya bağlacı var. P önermesi de 1'e denk. Şimdi ise de arkadaşlar 10 numaranın dışındaki tüm durumlar 1'di. Veya da toplama gibi düşünürsek burası da 1 olur. Öyleyse 1 ise 1'i bulacağız. Yine ise de 10 numaranın dışındaki tüm durumlar 1 olduğu için cevabımız C seçeneği olacak. Geçelim 19 numaralı testimize. Birinci sorumuzda bu önermenin en sade şeklini bizden istemiş. Soruya bakıyorum yapabileceğim ne var diye. Burada yapılacak bir şey yok zaten. Burası yine yapılacak bir şey yok. Öyleyse benim burada yapmam gereken aklıma gelen şey şu ise'yi veya'ya dönüştürmek. Önce hatırlayalım. P ise Q önermesi nasıl veya'ya dönüştürülüyordu? Şu birinci önermenin değilini alıyorduk. Aradaki bağlacımızı veya olarak değiştiriyorduk. İkinci önermeyi de aynen yazıyorduk. Öyleyse bakın şu birinci önermenin değilini alıyorum. Yani 1 oluyor. Araya veya yerleştiriyorum. İkinci önermeyi de aynen yazıyorum. Yani P veya Q'nun değili. Sonra arkadaşlar bakın ikisi de veya olduğu için burada parantezleri yer değiştirebiliriz. Önermeleri yer değiştirebiliriz. Ne yapayım o zaman? Veya şunu da yapabilirsiniz. Çünkü burası arkadaşlar ne olursa olsun bakın şurası. Buranın sonucu 0 da olsa 1 de olsa sonuçta şu 1 ile arada veya bağlacı olduğu için toplanacak. Dolayısıyla buranın sonucu her halükarda 1 çıkacak. En sade şekline biz 1 diyebiliriz. Öyleyse birinci sorumuzun cevabına B seçeneği diyoruz. Geçelim
İkinci sorumuza yine bu önermenin bize en sade şeklini sormuş. Ne yapabilirim diye bakıyorum. Burada yapılacak şu an bir şey yok. Ama burada De Morgan uygulanabilir çünkü parantezin dışında değil var. Öyleyse birinci önermeyi aynen yazıyorum. Yani şu P ve Q önermesini aynen yazdım. Araya ise bağlacımı yerleştirdim. Sonra De Morgan'dan yararlanarak parantez açıyorum. Şu birinci önermenin değil alınacak. P'nin değilinin değili kendisi olur. Aradaki bağlacımız ters çevrildi. Sonra Q'nun değili oldu. Parantezimizi kapattık. Daha sonra arkadaşlar ne yapabiliriz? İse'yi veya'ya dönüştürürüz değil mi? Yapılabilecek çünkü şu an tek o şey o. İse'yi nasıl veya dönüştürüyorduk? Şu birinci önermenin yani şuranın değilini alıyorduk. P veya Q pardon P ve Q önermesinin değili. Arayı veya yaptık. İkinci önermeyi yani şurayı da aynen yazıyorduk. Öyleyse P ve Q'nun değili. Bundan sonra yapılabilecek ne var diye şöyle bir baktığımda şurada De Morgan uygulanabilir. Öyleyse parantezi açıyorum. Birinci önermenin değili, aradaki ve veya oldu. İkinci önermenin değili oldu. Sonra veya var. Sonra da P ve Q'nun değili var. Bunlardan hepsi mesela V olsaydı burada yer değiştirebilirdik hepsini. İstediğimiz sayılar arasında işlem yapabilirdik. Fakat V ve veya varsa o zaman dağılma işlemi uygulayacağız. Şurayı bakın şu komple bir şöyle bir kutu içerisine alayım. Şurayı bir tane tek bir önerme gibi düşüneceğiz. Ve bunu getireceğiz. Şu birinci önermenin üzerine dağıtma işlemi uygulayacağız. Sonra da ikinci önermenin üzerine dağıtacağız. Çünkü burada bakın bir tane veya var. Burada V var. Böyle zıt olursa dağılma işlemi uygulanacak. Şuradan devam ediyorum. Öyleyse bakın şu kutu içerisine yazdığım birinci önermeyi aynen yazıyorum. Yani P'nin değili. P'nin değili veya Q'nun değili. Sonra arada veya var. Sonra şu ikinci önerme yani P'yi yazdık. Burası birinci kısım. Sonra araya bakın şunu yerleştireceğiz. Şu bağlacımızı yerleştireceğiz. Sonra şu ikinci işlemimizi yapacağız. Yani köşeli parantezimizi açalım. P'nin değili veya Q'nun değilini bu defa ikincinin üzerine dağıtıyoruz. Veya Q'nun değili şeklinde dağıttık. Heh, işte şimdi bakın. Şu büyük köşeli parantezin içerisinde ikisi de veya olduğu için burada istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz artık. Yer değiştirebilirsiniz. Önce hangisiyle hangisini işleme tabi tutmak istiyorsanız onları yapabilirsiniz. Örneğin şu P'nin değiliyle P'yi yan yana getirebilirsiniz. P'nin değili veya P'yi yan yana getirdim. Sonra Q'nun değili de burada dursun. Önce bu ikisi arasındaki işlemi yapmak istiyorum. Bu ikisi arasındaki işlemi yaparsanız bakın burada biri 0, biri 1 olacağı için bunun sonucu kesinlikle 1 olacaktır. Sonra 1 ile de veya işlemini bu Q'nun değilini işleme tabi tuttuğumuzda burası ne olursa olsun veya biliyorsunuz toplamaydı. 1 ile toplandığında buranın sonucu 1 çıkacak. Hemen bunu 1 olarak yazdık. Arada V bağlacını yazdık şuradaki. Şimdi gelelim diğerine. Yine burada da bakın ikisi de veya olduğu için istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Ben mesela şu Q'nun değil ile Q'nun değilini işleme tabi tutmak istiyorum. Öyleyse P'nin değilini yazdım. Aradaki veya yazdım. Q'nun değili veya Q'nun değili. Ama önce şu ikisi arasındaki işlemi yapmak istiyorum. Tek kuvvet özelliğinden buranın sonucu Q'nun değil olur. Aynısıyla aynısı veya işlemine girdiğinde sonuç kendisi oluyor. Sonra da P'nin değili veya Q oldu. Peki burada yapılabilecek bir şey var mı? Bu böyle kalır. Öyleyse onu da yazıyorum. P'nin değili veya Q'nun değili. Sonra bakın şuradaki V çarpma işlemi gibi düşünüldüğünde 1 ile burayı çarptığımızda sonuç buranın kendisi olur. Bura neyse artık. 1 ise 1, 0 ise 0. Öyleyse sonuç P'nin değili veya Q'nun değili çıktı en sade şekli. Yani cevabımız E seçeneği olmalı. Geçelim 3. sorumuza. Önermesinin yine en sade şeklini bizden istemiş. Yine yapabileceğim ne var diye şöyle bir baktığımda iseleri veya'ya dönüştürebilirim. Önce köşeli parantezimi açtım. Sonra bakın buradaki ise'yi veya'ya nasıl dönüştürüyorduk? Şu birinci önermenin değilini alıyorduk. P'nin değilinin değili kendisi olur. Araya veya'yı koyup ikinci önermeyi aynen yazıyorduk. Öyleyse ise'yi veya'ya dönüştürdük. Sonra veya bağlacı bir de Q var. Köşeli parantezimizi kapattık. Sonra V bağlacı. Burayı da aynı şekilde ise'yi veya'ya dönüştürelim. Şu birinci önermenin değilini alacağız. P'nin değilinin değili P olacaktır. Arada veya bağlacı. İkinci önermeyi de aynen yazacağız. Devam edelim. Şimdi burada tek kuvvet özelliği var. Yani P ile P veya işlemine girerse sonuç P olur. Öyleyse sonuç olarak P bir de buradaki veya Q'yu da yanına ekledim.
Arada V bağlacımız var. Sonra da P veya Q'nun değilini yazdım. Şimdi burada arkadaşlar bakın dağılma işleminin terse doğru işlemesi var. Yani burada dağıtılmış bir işlem var. Biz bunu şu an geriye doğru alacağız. Yani hangi sayı neyin üzerine dağıtılmış ona bakacağız. Bunu yaparken de ortak olan çarpana bakın. Yani P veya hem burada var görüyorsunuz hem de P veya burada var. Öyleyse P veya dağıtılmış. Neyin üzerine dağıtılmış? P veya parantezini alıyorum. Parantezimi açıyorum. Şu birincide Q kalıyor. Aradaki bağlacımız V bağlacı. Sonra ikincide de Q'nun değili kalmış oluyor. İşte bu şekilde. Gerçekten de bunun bakın dağılmasını yaparsak biri veya biri veya olduğu için bunu bunun üzerine dağıtırsak şu P veya Q olur. Yani bunu verir. Sonra da P veya Q'nun değili yani bunu verir. Sağlamasını da yapalım. Yani parantez alma işlemimiz doğru. Şimdi gelelim şuradaki işlemin sonucunu bulmaya. Bu Q 1 ise Q'nun değili 0 olur. Yani bunlardan biri 1, biri 0 olduğu için ve bağlacıyla birbirlerine bağlandıklarında sonuç 0 olacaktır. Çarpma gibi düşündüğümüz için. Sonra buradaki P önermesi eğer 1 olsa 0 ile toplandığında 1 yapar. P önermesi 0 olsa 0 ile toplandığında 0 yapar. Demek ki P'ye bağlı sonuç. Yani sonuca P diyebiliriz. Öyleyse cevabımız C seçeneği olmalı. Geçelim bugünkü videomuzun son sorusuna. 19 numaralı kazanım testimizin 4. sorusu. Bu önermenin en sade şekli bizden istenmiş. Şimdi bu soruya geçmeden önce bir hatırlatma yapalım. Önceki bir sorumuzda da yine karşımıza çıkmıştı. Şu şekilde bir özelliğimiz vardı. Burası veya burası da V olduğu zaman yani dağılma özelliği normalde dağılma özelliği uygulanacak bir soruda şu ikisi birbirinin aynısı olursa bakın bu ikisi birbirinin aynısı olursa sonuç direkt bu P'nin kendisi oluyordu. Veya bu burası V burası veya'da da geçerli. Yine bakın dağılma özelliği uygulayacağımız bir soru. Fakat şu ikisi birbirinin aynısı görüyorsunuz değil mi? Aynısı. Burada da aynısıydı. O zaman sonuca direkt P diyorduk. Bu soruda işte bu özelliği kullanmamız gerekiyor. Yoksa bu sorunun işinin içinden çıkmamız zor. Nasıl uygulayacağız peki? Önce bakın şunu bir yazalım. P ve Q önermesini yazdık. Sonra bakın arada bir V bağlacı var. Sonra köşeli parantezimizi açtık. Şimdi şunu arkadaşlar bir veya'ya dönüştürelim. Buradaki P ise Q'nun değilini veya'ya dönüştürmek istiyorsak birinci önermenin değilini alıyoruz. Sonra araya veya'yı koyup ikinci önermeyi aynen yazıyorduk. Tamam. Bir de bunu veya dönüştükten sonra bakın bir değili var ya şu parantezin dışında değili var. Öyleyse bunun bir de değilini alalım De Morgan kurallarından. P'nin değilinin değili P olacaktır. Aradaki bağlaç yön değiştirecek. Q'nun değilinin değili de Q olacaktır. Yani burası arkadaşlar düzenlendiğinde P ve Q olmuş oluyor. Dolayısıyla burası da veya. Buradaki önerme ne olursa olsun artık hiç önemli değil. Şurası bizim için. Yani şu kısmını çok incelemiyorum. Neden? Çünkü bakın şuradaki özelliği kullanacağız. Aslında burada bir dağılma işlemi uygulanması gerekiyor. Çünkü burası V, burası veya. Yani şu birincisini alacağız. Şunun üzerine dağıtacağız. Bir de şu ikincinin üzerine dağıtacağız. Fakat özelliğimiz neydi bizim? Şuradaki önerme ile şuradaki önerme aynı olduğu için sonuç bunun kendisi oluyor. Yani sonuç P ve Q olmuş oluyor. Öyleyse cevabımız D seçeneği olmalı. Evet bu videomuz da bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza yorum yaparak, videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz Instagram adresimi de buraya bırakıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.